Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki siretini takip ederken gelebileceğimiz en güzel mekanlardan bir tanesine geldik. İşte Cennetül Baki. 10 bin tane sizin de zikrettiğiniz gibi sahabinin yatmış olduğu yer. O insanlar Efendimiz'e iman ettiler. İmanlarının arkasında durdular. Ve Efendimiz'in getirdikleri uğrunda hayatlarını feda ettiler. Ve en hayırlı insanın yanına defnedildiler. Evet. En güzel yere Efendimiz'in başucuna defnedildiler. Baki mezarlığı, işte bakın önümüzdeki bu mezarlık. Peki kimler var bu mezarlıkta? Bizim için, Müslümanlar için, gelecek nesiller için neler taşıyor, ne mesajlar alabiliriz bu mezarlıktan? Onlardan biraz bahsedelim. Tabii 10 binin üzerinde sahabi var dedik. Bunlar içerisinde Peygamberimizin en yakınları var. Kızları, 4 tane kızı burada yatıyor. Efendimizin oğlu İbrahim, Efendimizin amcası, Efendimizin hanımları, Efendimizin yakınında yaşayan birçok sahabi burada yatıyor. Yine 4 halifeden Hazreti Osman da burada yatıyor. Bu mezarlık yeryüzündeki mezarlıkların en hayırlısı. Neden mi en hayırlısı? Bakın siz de görüyorsunuz. Son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar da yakın. İnsanın hayatındayken son peygambere yakın olması ne kadar güzelse, ne kadar faziletliyse, öldükten sonra da ona yakın olması belki o kadar güzel ve o kadar faziletli. Bakın burada yatanlar kıyamete kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan, onun faziletinden, ona inen rahmetten istifade edecekler. Kim istemez bu mezarlığa defnedilmeyi? Sadece o mu? Hayır. Sahabi döneminden sonra günümüze kadar yaşayan alimler, Allah'ın veli kulları, salihler, sıddıklar ve birçok şehit de bakın bu mezarlıkta yatıyor. Buraya defnedilen insan onlarla kucak kucağa yatacak. Kıyamete kadar onlara inecek olan rahmetten istifade edecek. Ne kadar da önemli, ne kadar da güzel bir mezarlık. Efendimiz bakın bu mezarlığı devamlı ziyaret ederdi. Ziyaret ettiğinde burada yatanlara selam verir, Allah için onlara dua eder ve istiğfar ederdi. Bir gün hatta bu tarafa doğru gelirken azatlı kölesiyle karşılaşan Efendimiz şöyle diyordu: "Ey Rabah, gel Baki mezarlığına gidelim. Allah Baki mezarlığında yatanlar için istiğfar etmemi, af dilememi emretti." diyordu. Allah'ın emriyle burada yatanlar için istiğfar ediyordu. Kıyamete kadar bu mezarlıkta defnedilenler, bu mezarlığa defnedilenler o duanın faziletinden istifade edecekler. Bundan daha büyük bir kazanç var mı bir Müslüman için? Yine bakın Efendimiz bir hadisinde diyor ki kim güç yetirebilirse Medine'de ölmeye, Medine'de ölsün. Yine bakın Efendimiz diyor ki kıyamet gününde yer yarılacak, ilk ayağa kalkan ben olacağım. Daha sonra da Baki'ye geleceğiz. Baki mezarlığı ehli diriltilecek. Daha sonra da Mekke ehlinin arasında ben haşredileceğim diyor. Değerli kardeşlerim, bu mezarlıkta yatanlar kıyamete kadar Efendimizin yanında metfun olarak yatacaklar, oradan istifade edecekler. Kıyamette uyandıklarında, diriltildiklerinde de Resulullah'la beraber diriltilecekler. Bir de şunu sormak istiyorum. Hazreti Ayşe validemiz normalde aslında Peygamber Efendimizin yanına defnedilmesi gerekiyordu. Evet, evet. Ama Hazreti Ömer Hazreti Ayşe validemizle görüşüyor. O nasıl oldu acaba? Çünkü tabii, çok büyük bir fedakarlık. Yani tabii ki peygamberin yanına defnedilmek gerçekten yani bir Müslüman için, iman eden bir insan için ulaşılamayacak bir fazilet. Bunun için de Hazreti Ebu Bekir kızına vasiyet ediyor. Beni hemen odana, Resulullah'ın yanına defnet. Onunla beraber hayatının tamamını geçiren, hadisleri okursanız peygamberimizin hadislerini, bütün hadislerde Hazreti Ömer'i de Ebu Bekir'le beraber Resulullah'ın yanından. Evden çıkar Ebu Bekir Ömer. Savaşa gider Ebu Bekir Ömer. Hayatları Efendimiz'le beraber geçmiş ve vefat edince de Allah Azze ve Celle onlara Resulünün yanında yer ayırmış. Tabii ki nasıl yaşanıyor? Biliyorsunuz Hazreti Ömer bu mescitte şehit edildi. Yani daha doğrusu bir mecusi tarafından bıçaklandı.
Bıçaklandığı zaman bir haftaya yakın yaklaşık yaralı bir şekilde yaşadı. O dönemde bu içindeki arzuyu bir elçiyle Hazreti Ayşe'ye bildirdi. Dedi ki, ey Ayşe, eğer ölürsem beni iki arkadaşımın yanına izin verir misin? Odana defnedilebilir miyim? Tabii ki Hazreti Ayşe orayı kendisi için düşünüyordu. Birisi kendisi, babası, birisi eşi. Birisi eşi, birisi babası ve son peygamber o defnedilmek istiyordu. Ama İslam tarihi fedakarlıklarla dolu. Sahabiler fedakarlığın en güzel örneklerini bize ulaşamayacağımız örnekleri belki de bıraktılar. İşte onlardan bir tanesini de Hazreti Ayşe bizlere bıraktı. Kendisi vazgeçti o odadan ve Hazreti Ömer'e izin verdi. Peki kendisi nereye defnedildi? Kendisi de Cennetül Baki'ye defnedildi. Allah hepsine rahmet eylesin. Şefaatlerine bizleri nail eylesin. Ve bizi izleyen bütün izleyicilerimizin de Efendimizin şefaatine ulaşmasını onlara nasip eylesin diyelim. O zaman bize dualarımızı gönderelim buradan. Daha doğrusu ben göndereceğim. Çünkü Cennetül Baki mezarlığının içine hanımlar giremiyor. Sadece erkekler girebiliyor. Siz Yavuz Bey, Yasin'le beraber gidin. Ben de buradan dualarımı göndereyim. İnşallah. Biz içeriye gireceğiz şimdi beraber. Sağ olun. Rehberimiz ve yönetmenimiz Yasin Bey bu çok önemli kabristanı bizim için ziyaret ediyorlar. 10 bin sahabenin yatmış olduğu Cennetül Baki'deyiz şu anda. Onlar içerisinde en hayırlı sahabilerden bir tanesi Hazreti Osman'ın mezarlığını ziyaret ettik. Osman deyince aklımıza ahlak geliyor. Osman deyince aklımıza Allah yolunda infak geliyor. Osman deyince aklımıza Efendimizin ona sevmiş, duymuş olduğu sevgi geliyor. Hazreti Osman gerçekten bütün Müslümanların tanıdığı, hayatı İslam davasına ve davetine hizmetle geçmiş olan sahabi Hazreti Osman. Tabii Hazreti Osman ilk Müslümanlardan, Efendimizle beraber Medine'ye hicret etti. Medine'de de ticaret yapan tacir ve zengin Müslümanlardan bir tanesiydi. Ama onun zenginliği kendi zenginliği değil, onun zenginliği ümmetin zenginliğiydi. Çünkü malını Allah yolunda harcardı, malını fakirlere dağıtan bir sahabiydi. Bundan dolayı da Efendimiz onu birçok yerde cennetle müjdeledi. Hazreti Osman 12 sene aşağı yukarı halifelik yaptıktan sonra son dönemlerinde halifeliğin İslam düşmanları boş durmuyorlardı ve yeni fethedilen yerlerde, halkın cahil olduğu yerlerde Hazreti Osman hakkında yalan yanlış şeyler uyduruyorlar ve insanları Hazreti Osman'a karşı kışkırtmaya başlıyorlardı. Bunun sonucunda bir Irak'tan bir de Mısır'dan iki tane grup geliyor ve Hazreti Osman'ın evini muhasara altına alıyorlar. Aşağı yukarı 20 günlük bir muhasaradan sonra kapısını yakıyorlar, kırıyorlar, giriyorlar ve Hazreti Osman'ı evinde mazlum olarak, Efendimizin haber verdiği gibi mazlum olarak şehit ediyorlardı. Hazreti Osman kutlu şehadete evinde o gün ulaşıyordu. O gün oruçluydu, gece rüyasında Efendimiz'i görmüştü. Peygamberimiz, ey Osman, yarın beraber orucu açacağız, iftar edeceğiz demişti. Ve o gün Efendimizin müjdelediği gibi oruçlu olarak ruhunu Rabbine teslim etti Hazreti Osman. Hazreti Osman da bu kabristanlıkta yatıyor. Efendimizin iki kızıyla evlenmiş. Biri öldükten sonra Peygamberimiz diğer kızını da Hazreti Osman'a vermiş. Ve bundan dolayı da Zinnureyn olarak Hazreti Osman Efendimiz lakaplanmış.